Herkese merhabalar arkadaşlar. Polinomlarda bölme işlemi konusunda sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Ödevimizi verelim. Hocam ben konu anlatımından konu çalışacağım diyorsanız hemen sıfırdan onun konu anlatımı kitabında Hemen bölme işlemini söyleyelim size. Neredeymiş bakayım bu? Gördüğünüz gibi polinomun bölme işlemi 166'dan 170'e 170 e kadar çözersiniz arkadaşlar. Hatta gösterelim. 166 neymiş? Bölme işlemi yaparken hemen burada söylüyor. Hemen süzgeci yapıyorsun. Sonradan da yine kalan bulmayla ilgili bizim derste anlatacağımız kısım yine süzgeç var. Ve sonrasında da artık polinomun işlemler kısmı bittiği için hemen burada da bir de tara geç var. Bunları da çözün. 200, şey, 170 ile 171'de. Hocam gerek yok ben konu çalışmayacağım diyorsanız hemen buradan da arkadaşlar ee, yani Dinamo Soru Bankası kitabımızdan da hemen polinomlarda işlemler kısmında 172, 173, 174, 175'te de polinomlarla işlemlerle ilgili testler var. 12 soru orada tarama testinde yaparsınız. Örnek sorumuz burada. Hemen altında da gördüğünüz gibi 4 tane güzel sorumuz var. Ve de arkadaşlar kare kod da burada. Kare kodu okutuyorsunuz. Yapamadıklarınızda hemen oradan çat diye yaparsınız. Peki bugün ne göreceğiz? Polinomlarda bölme işlemini bir tekrar edeceğiz. Ax artı b'ye bölümünü göreceğiz. Bir de x eksi a çarpı x eksi b ile bölümünü görüp günü bitireceğiz. Hemen başlayalım artık uzatmayalım. Bakın arkadaşlar ilk önce bir şey hatırlatayım size. Hani bir polinomun bir polinomun hatırlıyor muyuz? Sabit terimini bulmak için ne yapıyorduk? Sabit terim deyince Hemen polinomda x'in yerine 0 koyuyorduk. Katsayılar toplamı derse x'in yerine 1 koyuyorduk. Mesela p x artı 2'nin sabit terimi derse hemen sabit teriminde burada x'in yerine 0 koyuyorduk. Diyorduk ki p 2 ile ilgiliymiş soruyorduk. Bunu hatırlattık, yap, hatırlattıktan sonra burada da ona benzer bir muhabbet var. O yüzden bunu söyleyelim. Şimdi px diye bir polinomumuz var. Burada da ax artı b'ye böleceğiz bölümümüz Rx kalanımızda da Kx diye polinomlar. Bu arada bir şey dikkatimi çekiyor. Bölen bölen polinom birinci dereceden olduğu için bakın Kx polinomu burada birinci dereceden daha düşük olmalı. Yani sıfırıncı derece. Sıfırıncı derecede e burada x üzeri sıfır demek değil mi? Mesela 3 x üzeri sıfırsa o zaman burada ne kalır? Sadece bir sayı kalır. Sadece bir sayı kalırsa o zaman demek ki kx yazmama gerek yok ax artı B'ye bölümünden bölüm rx kalan da k diye bir sayıdır. Yani orada x'ler mixler olmayacak. Direkt k diye bir sayı olacak. O zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Ben burada ax artı b'yi sıfıra eşitlersem e, sıfır kere böle, bölüm e birbirini götürdü. O zaman demek ki burada burayı sıfır yapan x'i yerine koyduğumda ne diyorum ben? P eksi b bölü a eşittir k olur. Yani şöyle bir şey söyleyelim. Diyelim ki bir tane px polinomunun x eksi 3'e bölümünden kalan mesela x eksi 3'e bölümünden kalan şuraya rx diyelim. Kalan ne olsun? 3 olsun. Ya da 4 olsun. O zaman bakın p3 nedir p3? p3 4'tür. Ne yapıyorsun? Hemen x eksi 3'e bölümünden kalan diyor ya x eksi 3 eşittir. 0 diyorsun yani burayı 0 dersen yok oldu. O zaman x'in yerine 3 koyduğum için bak p3 4 çıktı. Ha demek ki buradaki ifadeyi çat diye içeri koyarsam cevabım pat diye kalan oluyormuş. Şimdi hocam burası biraz karışık diyorsan işte sana burada süper bir bilgim var. Onu vereyim. Bak bu bir klasiktir. Hani itis klasik diyor ya Hangover filminde. Onun gibi. Bak bu bir klasik. Px polinomunun sallıyorum x artı 5'e bölümünden kalan x eksi 3'e bölümünden kalan 2x eksi 3 ile bölümünden kalan 4'tür tür üçtür, ikidir derse bak bu bir kalıp arkadaşım. Bu kalıbı unutma. Bunun meali ne biliyor musun? Bunun meali burayı sıfıra eşitle o x'i yerine yaz. Ve cevabında 4 olsun. Buradaki yaptığımız muhabbet. Daha iyi anlatacağım. Hiç merak etme. Bu aklında olsun. Px polinomunun nokta, nokta nokta ile bölümünden kalan şudur derse sen hemen sıfır eşitleyip yerine koyuyorsun. Ama x'i yerine koyuyorsun. Dikkat et. Cevabında Oradaki kalan çıkıyor. Şimdi ne demek istiyorsun hocam? Şunu diyorum bak. Px bunu bölümünden. X eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Şimdi Px polinomunun neyi istiyor benden? X eksi 2'ye böldüğünde bir tane bölüm çıkacak Rx diye. Bir de tabii ki de birinci derece olduğu için kalan da bir tane sabit çıkacak. Bana x 2 ile bölümünden kalanı soruyor. Bak k'yı soruyor bana. E px'i zaten ne olduğunu biliyorum. Burası bilinen bir şey. O zaman hemen diyorum ki ben de sana bunun meali ne biliyor musun? Px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan muhabbeti şu. Hemen burada ne yazıyorsun? x eksi 2 yerine 0 yazıyorsun. x eşittir 2 buluyorsun. Hop yerine koyuyorsun. O zaman ne diyor bana? P2 nedir diyor. P2 nedir demesinin bir başka anlamı da x eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır. Yani şu k kaçtır demek istiyor. Bak ne yapıyorum? X eksi 2'nin yerine 0 koyuyorum. Şey, X eksi 2'nin yerine 0 koyuyorum. Doğru söyledim. Ya da X'in yerine 2 koyuyorum. Yani adam bize aslında P2'yi soruyor. Yani bundan sonra biz ne yapacağız? Bunu yazmayacağız. Ne yapacağız? Direkt P2 kaçtır sorusuna muhatap alacağız ve ona göre hareket edeceğiz. p 2 yazdım. 2'nin 4. kuvveti eksi 3 tane 2'nin 3. kuvveti artı 3 yazdım. Buradan da ne buldum arkadaşım? P2 eşittir. 16 eksi 24 artı 3'ten dolayı p 2 ne bulmuş oldum? Eksi 5 bulmuş oldum. İşte bu kadar. Bir daha söylüyorum. Px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalanı derse o zaman p 2 kaçtır diye soruyordur diye bir antrenman yaptım. Şimdi bunu daha da geliştirelim. Bakın meallere odaklanalım. Px polinomunun x artı 2 ile bölümünden kalan 3'tür derse hemen bak bunun meali x eşittir eksi 2 diyorsun. Ya da, ya da şöyle bir kere daha açıklamasını yapalım. X artı 2 eşittir 0 diyorsun. O zaman ne oluyor? X eşittir eksi 2 oluyor. Hop eksi 2'yi buraya yazıyorsun. Yani muhabbet şu. Bunun Türkçe meali neymiş? Daha doğrusu matematiksel açıklaması neymiş? P eksi 2 eşittir 3 demekmiş. Devam ediyorum. Burada ne yapıyorsun? X eksi 3'e 0 diyorsun. X eşittir 3 yapıyorsun. Hop burada dikkat. X'in yerine 3 koyuyorsun. X'in yerine 3 koyarsan o zaman ne oluyor? Q1 eşittir. Eksi 4 oluyor. Bitti. Devam ediyorum. Bak burada ne yapıyorsun hemen? 2x eksi 8 eşittir 0 diyorsun. 2x eşittir 8 diyorsun. x eşittir 4'tür diyorsun. x eşittir 4'tür dersen x'in yerine 4 koyacaksın. R 12 eşittir. 2 bölü 3'tür diyeceksin. Bak bunun açıklaması bu. P3x, R3x polinomunun 2x eksi 2x 8 ile bölümünden kalan 2 bölü 3 açıklaması x'in yerine 4 koy. R 12 eşittir 2 bölü 3'tür. Açıklama bu. Geldim buraya. Bak 2x 1 eşittir sıfırdan. 2x eşittir 1'e bak. E burada ne yazıyor? 2x'in 2 katı var. Bak 2x'in 2 katı 4x. O zaman 2 artı 3 5. O zaman ne soruyor bana? S5 eşittir 1'dir diyor. Dikkat. S5 eşittir 1'dir. Ya da şöyle de diyebilirsin, x eşittir 1 bölü 2 koyarsın 1 bölü 2, 4 çarpı 1 bölü 2, 2, 2 artı 3, 5. İşte bu kadar. Türkçe meali bu. Devam edelim, x eksi 5 eşittir 0, x eşittir 5. O zaman koy yerine t 4 eşittir. Bak dikkat, aa bir dakika kalan yok. Tam bölünüyorsa kalan yoktur, kalan yoksa sıfırdır. İşte bu. Bak olay tamamen bundan ibaret arkadaşım bu pratikliği, bu meali kazandıysan gerisi kolay. Hemen söylüyorum. Bak Px artı 1 polinomunun x eksi 2'ye bölüm x eksi 1'e bölümünden kalan 7. Bunun meali ne? x eksi 1 eşittir 0. x'in yerine 1 koyarsan sen cevap 7'ymiş. Yani P2 eşittir 7'ymiş. Bitti. O zaman gel buraya. Buranın P2 olması için x eşittir 5 içinde de ne yaptım bak? 5 koyarsam x'in yerine p2'yi buldum. x'in yerine 5 koyarsam 5'in karesi. x'in yerine 5 koyarsam 3 kere 5. Eksi a. O zaman ne oldu? p2 7 ise o zaman burası 25 eksi 15. Eksi a. O zaman ne oldu? 7 eşittir. 10 eksi a. O zaman ne oldu? a eşittir. 3 olmuş oldu. İşte bu kadar. Şunu bildikten sonra gerisi fonksiyonlara çok benziyor. Polinom fonksiyon neredeyse aynı şeyler. Sadece üstler farkı vardı. O kadar. Geldik model sorudan model soruya geldik. Bakın yine aynı şeyler. QX polinomunun X artı 4 ile bölümünden kalan 2. O zaman bunun meali nedir biliyor musun? X artı 4 eşittir 0. X eşittir eksi 4. O zaman ne olacak? Bak şimdi çok dikkat et. Q eksi 4 eşittir 2 olacak. Q eksi 4 eşittir 2. Bir de bana ne soruyor? P 2x artı 1 polinomunu sabitler mi? P 2x artı 1 polinomu sabitler mi? Bu ne demekti? X'in yerine 0 koy. Hemen koyalım bakalım. Koyduğumda ne çıktı? P 1 eşittir kaçtır diye soruyor. E arkadaşım, Q eksi 4 için ne koymam lazım? X'in yerine eksi 1 koymam lazım. P 1 için de X'in yerine eksi 1 koymam lazım. Müthiş. O zaman al buraya kardeşim bunu yaz morla x eşittir eksi 1 içinde dersem ne oluyor bak p parantezinde eksi 1 artı 2 artı 5 bölü eksi 1 çarpı q eksi 1 eksi 3 eşittir 2 çarpı eksi 1'in karesi eksi eksi 1 artı 3 o zaman toparlayalım hemen şurayı p 1 bölü Eksi Q eksi 4. Bakın sakın eksi artı 4 yapar demeyin. Çünkü bu Q polinom demektir. Eksiyle çarpılacak sadece. Ama ile parantez için değil. Q polinomu ile çarpılacak demek. Burası da 2'dir. Burası da artı 1'dir. Burası da artı 3'ten dolayı 6'ymış. E sen bunun neyi biliyorsun sen? Q eksi 4'ün e 2 olduğunu biliyorsun. O zaman buranın tamamı eksi 2'dir. O zaman ne dedim? P1 eşittir. Eksi 12'dir dedim ve olayı bitirmiş oldum. Çok güzel yaptım. Burada bu arada bakın Q-4 2 idi. Önünde de eksi vardı. Eksi 2 oldu. Onu iyi kaçırma. P1'i bana soruyordu zaten. Bak mealden onu okumuştum. P1 içinde yaptım. Hemen hızlıca çarptım. Ve olayı bitirmiş oldum. Geldim yazılı sorusuna. Bakın şimdi arkadaşlar. Müthiş bir yazılı sorusu var burada. Bakalım nasıl yapacağız. P2x artı 3 polinomunun x kare artı 2 ile bölümünden Bölüm xli bir şey. Kalandı bu. Bak burada kallavi bir olay var. Bunu düzgün yazmam lazım. Burada kallavi bir olay var. Bunu düzgün yazmam lazım. Ne var burada? Bölüm 2x eksi 1'miş. Kalan da x artı 1'miş. Tabii ki de bir, ikinci dereceden olduğu için kalan birinci dereceden olması normal. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz buraya? P 2x artı 3 eşittir. x kare artı 2 çarpı Q2x eksi 1 artı x artı 1 diye bir şey var. Bunu yazdık. Bu tamam. Devam okuyorum. Devam okuyorum. Q2x artı 2 polinomunun katsayılar sayılar toplamı. Kat sayılar deyince 1 koyuyordum. Bir önceki dersteki muhabbet. 1 koyarsam Q3 eşittir 2'ymiş. Burası tamam. Bana sorduğu şey ise Px artı 3 polinomunun x eksi 4 ile bölümünden kalan kaçtır? Hemen ne yapıyorduk? X eksi 4'e 0 diyorduk. X'in yerine 4 koyuyorduk. Nerede? Burada. X'in yerine 4 koyarsak ne olur arkadaşım? P7 eşittir soru işaretiymiş. Hadi bakalım. Nasıl yapacağız? Az kalsın ağzımdan bir rap, rap parçası patlayacaktı ama hemen düzgün yeni yapalım. Bu da bayağı bir açık gözüküyor galiba bununla yazınca. O zaman ben neyle devam edeyim? Hemen lacivertle devam edeyim. Bak şimdi dostum. Olay şu. İyi izle burayı. Hemen bana ne diyor? Bana P7'yi soruyor. E Q3'ü de vermiş. Sanki X'in yerine 2 koyarsam ikisini de sağlıyor. Genellikle öyle olur. X eşittir. 2 için dersin. Ne oldu burası? P2 çarpı 2 artı 3 eşittir. 2'nin karesi artı 2 çarpı Q2 çarpı 2 eksi 1 artı 2 artı 1. Bu da bir kalan. Süper. O zaman toparlayalım şurayı. P7 eşittir. Burası 2'nin karesi 4 artı 2 6. Burası da Q3 oldu. Burada da ne kaldı? Kalan 3'müş demek ki. Burayı da yazdık. E, o zaman X2 için bunu söyledik. E, Q3 de 2 idi. O zaman ne oldu? P7 eşittir. 6 çarpı 2 artı 3. O zaman ne oldu arkadaşım? P7 eşittir. 6 kere 2 12. Artı 3 daha 15'i buldum yapıştırdım. Gerçekten muazzam, müthiş sorular. Ee, bunlar yazılı sorusu ve üniversite sınav sorusunda da buna benzer şeyler çıkıyor. Aklımızda olsun. Şimdi bakın, bu göstereceğim şey e, normal Anadolu Sesi'nin kitabında yok. Ayrıyetten fen Sesi kitabında da bir soruyla geçiyor. Ama test kitapları bunu çok sorar ve buradaki muhabbet çok önemlidir. Dikkat edin şimdi. Biz burada x eksi a ile x eksi b iki tane çarpını olan x eksi a ile x eksi b yani Bunlar da ikinci dereceden bir denklem oluyor. Kalan da burada ne olacak arkadaşlar bu arada? Birinci dereceden bir denklem olacak. Yani bu kx'imiz ne olacak? mx artı ne olacak? Bu arada a, b'yi burada kullandığım için a, a artı b demedim. Devam ediyorum. Sen burada kalanında x'in yerine a yazarsan hop yine burası gider. x'in yerine a yazdığın anda p ne olur biliyor musun? m çarpı a artı ne olur? b yazarsan da Burası M çarpı B artı N olur. Kalan böyle olur. Şimdi sen bu iki denklemi yazdıktan sonra A'yı B'yi bulmak için buradan işlem yaparsın. İşlem yaparsan da çok güzel bir şekilde M ile N'yi bulursun. Şimdi ne demek istiyorsun hocam? Bu arada bakın burada ikinci dereceden bir denklem burası. Kalan da birinci dereceden olması muhtemel. Hatta sıfır da olabilir. Yani kalan sadece bir sabit olabilir. Ama en fazla birinci derece olması lazım. Bak ne diyorum şimdi? Çok dikkat et. Px polinomunun x artı ile x artı 1 ile bölümünden kalan 3. Yani ne diyor bana? x artı 1 eşittir 0. x eşittir eksi 1. Px p eksi 1. p eksi 1 eşittir 3'müş. Devam ediyorum. x eksi 2 ile bölümünden kalan 6. x eksi 2 eşittir 0. x eşittir 2 oldu. O zaman bana ne diyormuş buradan da? P2 eşittir 6'ymış. Bunlar tamam. Bana şimdi diyor ki Bx polinomunun x artı 1 çarpı x eksi 2 ile bölümünden kalan bakın qx'i buldum. Kalan nedir diyor. Kalan da mx artı neydi? Şimdi çok dikkat. Bakın eksi 1'i koyarsam p eksi 1'i koyarsam burası patlayıp gidecek. Tamamı gidecek. Çünkü burası 0 oluyor. Tamamı gidiyor. Geriye ne kalıyor? Eksi m eksi 1 koydum ya artı ne oluyor? O zaman benim elime şöyle bir şey geliyor. Eksi M artı ne? P eksi 1 3'tü. Eşittir 3 geliyor. Devam ediyorum. P 2, 2 koyarsam yerine x'in yerine. Bak bu sefer x eksi 2'den dolayı 2 koydum. Burası patladı gitti. P 2 eşittir. Ne olmuş oldu? 2 M artı ne olmuş oldu? O zaman elime şöyle bir şey geldi. 2 M artı ne eşittir. P 2'den dolayı 6. Bak şimdi. Yukarıyı bir 2 ile çarpalım her tarafı. 2M, 2N, 6. Taraf tarafa toplarsam ne olmuş oldu? 2M'ler birbirini götürdü. 3N eşittir 12'den dolayı. N eşittir 4 çıktı. N 4 çıktıysa gel altta koyalım. 4 ise 2. 2M 2 ise M de eşittir 1 çıktı. Bakalım doğru mu söylüyoruz? O zaman kalanımız ne oldu kalanımız? Kalanımız bakın M'nin yerine 1 koyacağım. Sadece X olacak. Artı N'nin yerine de 4 koyacağım. Bakalım doğru mu söylüyorum? Eksi 1 koyarsam eksi 1 artı 4 daha 3 olur. Doğru. Hemen 2 koyarsam da 2 artı 4'ten dolayı 6 olur. Doğru bulmuşum. O zaman demek ki bizim kalanımız neymiş? X artı 4'müş. Neden? M'yi 1 buldum. N'yi de 4 buldum. Ve güzel bir şekilde hallettim. Bu antrenmandı. Bu güzel bir soruydu. Bu şekilde bitirdik. İnşallah anlamışızdır. Hemen başka bir soru göstereyim sana. Zoru. Bakın bu da başka bir zoru. Sonrasında da bonus bir sorum var. Ve sonrasında da konuyu bitiriyorum hemen. Bak şimdi arkadaşım. Px polinomunun x artı 3 ile bölümünden bölüm qx kalan 3'tür. O zaman bunu bir yazmam lazım. Çünkü burada qx'ler mu x'ler bir şeyler diyor. x artı 3 çarpı qx artı 3'müş. Bu tamam. qx polinomunun x ile x eksi 2 ile bölümünden kalan 5'miş. O zaman burayı da şöyle yazalım mı? x eksi 2, x eksi 2 eşittir 0, o zaman x eşittir 2. X eşittir 2 ise şuranın Türkçe meali de nedir? Q 2 eşittir 5'tir. Bakın buraya da Q 2 eşittir 5'tir yazalım. Buraya da Q 2 eşittir 5'tir yazdık. Şimdi arkadaşım bak, burada polinomunun x kare artı 2, x, x kare artı x x kare artı x eksi 6 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Çok dikkat edin şimdi. Burayı çarpanlarına ayıracaksın. Tabi bu çarpanlar bu dersten sonra göreceğimiz için ben sizin için ayırayım. Burası hangi iki sayının toplamı bir çarpımı eksi altıdır? Eks, x, artı 3 ile x eksi 2 olacak. Şimdi bana ne soruyor? Px polinomunun neyi soruyor bak şimdi. X artı 3 çarpı x eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır diye soruyor. İkinci dereceden bir denklem olduğu için kalan budur. Bu arada hemen başlayalım. Benim bildiklerim neler? Bildiklerim şu. X'in yerine eksi 3 koyarsam yani benim bildiğim şu. X'in yerine eksi 3 koyarsam burası patlar gider. Burası da ne olur? Eksi 3 m artı ne olur? O zaman hemen burada p eksi 3 yaparsam ne oluyor? P-3 yaparsam bakın burası gidiyor. Cevap 3 kalıyor. O zaman neymiş? Eksi 3 M artı N eşittir 3'müş. Yani P-3 3 olduğu için. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Bitmedi. Bak şimdi. X'in yerine 2 koyarsam çok dikkat edin. X'in yerine 2 koyarsam burası patlar gider yine. P-2 eşittir. Burası patladı gitti. 2 M artı N'e geldi. Hemen devam ediyorum. X'in yerine 2 koyarsam. Bakın X'in yerine 2 koyalım. P2 eşittir. 3 artı 2 5. E Q2 zaten 5'ti 5. Artı 3 ne geldi? 28 geldi. O zaman P2 neymiş? 28. P2 28 ise o zaman 2M artı N eşittir. 28 geldi. E yukarıyı bir eksiyle çarpalım. Artı eksi eksi Taraf tarafa topluyorum. Toplarsam burası 5 Bunlar birbirini götürdü. Eşittir 25. M eşittir 5 çıktı. M 5 arkadaşım koy altta ya da üstte yerine. O zaman bakıyorsun. Burası da ne olmuş oldu? Hemen bakıyorum ne çıktığına. Ne oldu? 2 kere 5 10 artı ne? Eşittir 28 ise n de eşittir 18 oldu. İstersen yukarıda koy. Eksi 15 artı ne 3 yapar? artı 10, 18'dir dedik ve burayı da bitirmiş olduk. Bana diyor ki kalan nedir diyordu. Kalan işte mx artı neydi ya. O zaman kalanı sen çok güzel zorlu yollardan süper bir şekilde buldun. 5x artı 18 bizim kalanımız olacak. Olay çok basit aslında. Sadece şu mevzunun pat pat yerlere koydum mu buralar gitti ve direkt şurada da birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemi yapıyorum ve bitiriyorum. İşte geldik son soruma ve bonus soru. Neden bonus soru? Çünkü bu üniversite sınavında çıkan bir soru arkadaşım. Bunun için bilmen gereken şey şu. Px polinomunun x eksi 2 ile bölüm x eksi a ile bölümünden kalan sıfırmış. Yani tam bölünüyor ise. Yani ne yapıyoruz hemen? x eksi a eşittir 0. x eşittir a koyuyorum. P a eşittir sıfırsa. O zaman x eksi a px'in bir çarpanıdır. Ya da ya da dikkat Şuradan itibaren oku. PA eşittir 0 ise x eksi a px'in bir çarpanıdır. Yani ne demek istiyorsun hocam? Bonus soru. Üçüncü değişten bir denklem. px polinomunda p eksi -1, 1, p 1, p 2 bunlar 0 burada x artı 1, burada x eksi 1, burada x eksi 2 bunu tam bölenlerdir. Bakın bir saattir ne yapıyoruz? x artı x artı 1 ile bölümünden diyoruz kalan bilmem bir şey. Bak bu da adam hemen direkt PX'de yerine yazmış. İşte bu sefer burada anlatmak istediğim şey tam tersine çevirme. Nasıl yaptığımızı burada anladık. Hemen söyleyelim o zaman buradan da. Diyoruz ki PX 3. derecedense o zaman PX'in bir çarpanı X artı 1. Bak eksi 1 koyarsan 0 oluyor. Bir çarpanı X eksi 1. Bir, bir çarpanı da X eksi 2. Bakın bunları Eksi 1 koyarsan yerine P eksi 1 sıfır oluyor. Hop hepsi gitti. 1 koyarsan hop herkes gitti. 2 koyarsan herkes gitti. Kalan sıfır demek ya bu. Biraz önce yaptıklarımızı tersten düşünüyoruz bir bakıma. Ama dikkat edin. Bunlar kat sayılar değil. Bunlar çarpanlar. Bunun önünde bir tane de A diye kat sayı olabilir. Burada da kat sayı olabilir. Olabilir. Yani çünkü burada eksi bir koyarsan herkes sıfır yapıyor. Buradaki sayının hiçbir önemi olmuyor. Bakın bize ne diyor adam? P sıfır eşittir. A çarpı bir. Eksi bir. Eksi iki. Neymiş arkadaşım? Cevabım P sıfır eksi dört ya. P sıfır eksi dörtse bunlar eksi dört eşit. O zaman eksi bir eksi iki. İki. Bir ile çarptım iki. O zaman A ne çıkmış? Eksi iki çıkmış. A eksi iki olduğunu bulduysam o zaman Px polinomunu bir kere daha yazarım. Nedir o? Eksi iki parantezinde X artı 1 çarpı X eksi 1 çarpı X eksi 2'ymiş. Müthiş. Bakın bu A çok önemli. işte orayı buldum. Bana şimdi ne diyor? PX PX artı 2 polinomunun kas sayıları toplamı nedir? Diyor. Kas sayı deyince X'in yerine 1 koyuyorduk. Koyduğum biri yerine bana ne soruyormuş? P3 kaçtır? diye soruyormuş. Hemen ben de burada P3'ü buluyorum. Eksi 2 çarpı 4 çarpı bakın 3 koydum 4 çarpı 2 çarpı 1 oldu. 4 kere 2 8. 2 ile çarptım 16. Ama önünde eksi vardı. P3 eşittir. Eksi 16 olmuş oldu. Bu da benden size bonus soru. Neden bonus olarak koydum? Çünkü sınavda şu çok çıktı. Yani son 3 senede özellikle sınavın en zor soruları bunlarla alakalıydı. Ve de biz de bunu tersten okumamız gerektiğini gördük. Ve zaten benim videolarımızı, Tonguç videolarını izliyorsan, Samet Hoca'ndan dinliyorsan bunu her zaman söylerim. Matematikte iki önemli kural var. Bir, bir Düzgün yazacaksın. Bak çat 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 çat. Düzgün yazacaksın. İki kuralları tersten okuyacaksın. Bak yine söylüyorum. ÖSYM hiçbir zaman x artı 1 ile bölümünden kalan şudur demez. Sana der ki p eksi 1 sıfır der. P eksi 1 3 der. Bak p eksi 1 3 derse p eksi 1 eşittir 3'ün anlamı şu. Px polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan kalan 3'tür demek. Bu meali adam sana tersten okutmuş demek. Bunları iyi bilmem lazım arkadaşım. Bunlar güzel şeyler dedim ve işte süper bir şekilde ne yapmış oldum? Polinomlarda bölme işlemini bitirmiş oldum. AX artı B'de kalan K olduğu için direkt o meali çok iyi öğrendim. X eksi A, X eksi B. Yine söylüyorum fersesi kitaplarında bir soru vardı ama üniversite sınavı kitaplarında çok çıktığı için ve üniversite sınavında da sorulduğu için bu muhabbeti de ben eklemeden geçemedim. Bunları da hepsini anlatmış oldum. Ve arkadaşım artık yine her zaman söylediğimiz gibi yorumlarınızı önemsiyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu tabloyla anlatayım size. Neden önemsiyorum yorumlarını? Çünkü birinci olarak video yararlı oldu mu olmadı mı? Bak bu konuda benim senden bir bilgi almam lazım. Neden? Çünkü yararlı olduysa bu şevkle, bu azimle devam etmem lazım. Ama yararlı olmadıysa da eleştirilerini dinleyip ona göre öneri ve tavsiyem varsa kendimi düzeltmem lazım. Düzeltmek için, sana daha iyi videolar hazırlamak için kendi öneri ve tavsiyelerini de bekliyoruz. Ve aynı zamanda arkadaşlar ödülü soruyu bulabildin mi? Ya ben ne anlattım, sen ne anladın? İşte orada ödülü sorunun cevabıyla yorumlarda bunu göreceğiz. Ve tabii ki de YouTube algoritması videoların like atılması ve yorumlarla çalıştığı için arkadaşım like atmayı da unutmuyorsun arkadaşım like atarsan ne kadar çok like o kadar çok beğeni göstergesi kaç kişi izlemiş kaç like var o zaman biz de diyoruz ki o süper herkes izlemiş likelamış disk like bakıyoruz ona göre hareket ediyoruz ve ona göre size daha iyi nasıl bir e, ders anlatabiliriz onu söylüyoruz görüyorsunuz ki içeriklerimiz youtube kanalında mevcut hepsi de herkese açık o zaman ne yapıyoruz arkadaşım daha fazla sizin için daha iyi ne kadar yardım edebiliriz onun için çabalıyoruz bu dört adımı unutma arkadaşım yaparsan mutlu oluruz Yorumlarını önemsiyoruz. Kendimizi ona göre geliştiririz ya da düzgünsek de ona göre devam ederiz. Şimdiden teşekkürler like için ve yorumlar için dedik ve uzatmayalım. İşte ödülü sorunun cevabını yorumlara bekliyorum. Biraz önce söylediğim gibi kendinize iyi bakın. Yılın son dersiydi. İnşallah 2021'den çok çok daha güzel 2022 yılınız olur. 10. sınıfı güzel bir şekilde bitirip artık 11 ve 12 sınav sınav zamanında geçmiş olsunuz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki yıl görüşürüz diye iğrenç bir yapmayacağım. Bir dahaki derslerde Ocak ayında görüşürüz.